Bismillahirrahmanirrahim. Bu hafta hilafet ve Hizbut Tahrir örgüt veya parti her neyse bunun hilafet iddiasını konuşmaya gayret edeceğiz. Şimdi Hizbut Tahrir'in doğuşu, eğitim mücadelesi, anayasası, hilafet anlayışı, devlet muhayyileleri, İngiltere'deki emirlikleri ve Türkiye'deki bazı temsilciliklerinden, resmi değil, gayri resmi temsilciliklerinden mevzuyu takdim etmeye çalışacağız. Bundan önce hilafet nedir, halife nedir? Bu manada 3-5 kelam edilecek olursa, Kur'an-ı Kerim'de mealen Allah insanları yerinde halife olarak yarattığını buyuruyor. Halifenin lügat manası, bir şeyi idare eden, sevk eden, kendine emanet bırakılan, o manada buna denk geliyor. İslam ıstılahında ise yine aynı şekilde halife Peygamber Efendimiz'den görevi devralan. Demeyelim de ona çünkü peygamberlik görevi devralınmaz. Onun işlerini ahirete irtihal ettikten sonra dini, dünyevi işlerini yürüten devlet başkanının halife adıyla telakki ediliyor. Şimdi bu bilindiği gibi Resulullah Efendimiz Medine'ye hicret etmesinin akabinde hemen Medine'de bir İslam devleti kurulmuştur. Peygamber Efendimiz peygamberliğine bağlı olarak bu İslam devletinin bizzat devlet başkanlığı yapmıştır. Asla bağlı bir asıldır aslında devlet başkanlığı bu manada tahlil edildiği zaman. Peygamberdir, devlet başkanıdır, devlet yönetmiştir. İşte Peygamber Efendimiz'den sonra bu görevi onun ahirete irtihal etmesinden sonra görevi yürüten insanlara da İslam dünyasında ilk sahabiler halife ünvanı adı vermiş. İlk halifeye Ebu Bekir Hazretleri'dir bilindiği gibi. Bu halife tabirinin karşılığı olarak imam tabiri de bunun yerine geçebilir. Şii akaidine mensup olanların geneli imam tabirini kullanırlar. Yani halifeliğin tabiri Şii dünyasında imamdır. Bununla birlikte Hazreti Ebubekir Emirül Müminin sıfatını kullanmıştır. Bazı halifeler de sultan sıfatını kullanmaktan çekinmemişlerdir. Zira bunların lügat manası nedir, şudur budur, sekülardır. Bunları tartışmadan önce şunu bilmek lazım ki Allahü Teala'nın bir ismi de Melik'tir. Melik'in karşılığı da mana olarak tek kelimeyle ifade edecek olursak sultandır. Anlatabildim mi? Bu yüzden bu kavram kargaşalığına takılmak pek uygun değildir. Bilip bilmeden insanı bir sürü yanlışa sevk eder. Şimdi bu halifeler çağlar boyunca, ta Hazreti Ebu Bekir'den bu tarihe kadar çağlar boyunca öyle veya böyle ümmeti sevk ve idare etmişlerdir. Şimdi sadece ümmeti değil, ümmet kavramında şöyle kısaca izah edersek, Peygamber Efendimiz'den sonra insanların tamamı Muhammed ümmeti sıfatıyla anılır. Müslüman olsun, kafir olsun. Ancak Peygamber Efendimiz'in tebliğ ettiklerine inananlara, iman edenlere ümmeti icabet denir. İcabet etmiş, iman etmiş. Etmeyenlere de ümmeti davet denir. Bu çerçevede Peygamber Efendimiz'den sonra herkes, bütün insanlık ümmeti, Peygamber Efendimiz'in ümmeti olarak telakki edilir. İslam alimleri, özellikle İmam Mürgü Hazretleri böyle der. Şimdi ta o tarihlerden beri halifeler sadece ümmeti icabeti değil, ümmeti daveti de sevk ve idare etmişlerdir. Ne zamana kadar? İlk 1920 yılında Cumhuriyet rejimi kuruldu biliyorsunuz. Halbuki orada milletvekillerinin tamamı ilk sözüm halife padişaha sadakattır, son sözüm de bu olacaktır şeklinde yemin ettiler. O ilk milletvekilleri 1920 yılında. Nafile bu milletvekilleri 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı, akabinde de 33 Mart 1924 tarihinde de hilafeti ilga ettiler. İşte o tarihten sonra ümmet başsız ve öksüz kaldı. Ki Haçlı Seferleri ve Moğol istilaları dahil olmak üzere ümmetin böyle başsız kaldığı bir tarihi fetret devri mevzubahis değil. Çok az işte bunlar yüzyıllara vurulacak şeyler değil ama o tarihten sonra ümmet başsız. O tarihlerde işte Hülagü 1256 yılında Bağdat'a girip tamam mı? Halife Mutasım ve hanedanın tamamını katlettiği zaman dahi Endülüs'te Emevilerden kalan bir devlet vardı.
Ki ilk Endülüs Emevi devlet başkanı zannedersen 1. Abdurrahman ilk Endülüs devlet başkanından sonra o kendisine halife sıfatını layık gördü. Ve Endülüs İslam devleti de orada ayrıca bir hilafet de yönetildi. İşte iki halife varken birine itaat edilir edilmez. Bunlara girmeye gerek şu anda kaldıramayız bu mevzuları, uzun olur. Bununla birlikte Anadolu Selçukluları biliyorsunuz Moğol istilasının ağır baskıları altında kaldı. Buna rağmen yine emmetsek ve idare etmeye başladı. Tamamen Moğol istilası tarafından işte Selçuklu devlet, Anadolu Selçuklu devleti yönetildiği zamanlarda bile uç beylikleri zuhur etti. İşte bu uç beylikleri Dulkadiroğulları beylik kurdu. Karamanoğulları, Aydınoğulları. Bunlardan Osmanoğulları da neticede devlet oldu. Yani sözün özü ümmet Hazreti Ebubekir Efendimiz'den o tarihe kadar Mahut 3 Mart 1924 yılına kadar öyle veya böyle halifesiz kalmadı. Halife iyiydi, kötüydü. Ana çizgide bir gelenek oraya kadar devam etti. Bunu bilmemiz lazım. İşte şu halife iyiydi, şu halifenin icraatları iyiydi, bu başarısızdı. Bunu tartışabiliriz. Bu gayet tartışılmıştı makul olarak. Şimdi bunlar işte bununla birlikte işte Gaznelilerden Endülüs'teki müvahhidlere kadar, Karahanlılardan Gurlulara kadar bu devletler bizzat ya kendilerini yönettiler yahut da o günün şartlarında neydi? Abbasi halifesi Bağdat'taydı. Ona biat edip kendi beldelerinde sultan unvanını alıp böylece yine ümmeti başsız bırakmadılar. Her ne kadar bugün bazı kendilerini demokrat, sosyalist, anlatabildim mi? Liberalist tabir eden ilim adamları, hatta kendileri ne kadar bu tabiri kendilerine yakıştırmasa bile din adamları, mesela profesörler, ilahiyat profesörleri falan bir kısmı bunun aksine şey söyler. Ne söyler? Derler ki başta Emeviler olmak üzere önce şunu söyleyelim. İslam'da Raşid halifeler 4'tür. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Bir de Ömer bin Abdülaziz. Bunun dışında İslam devletlerinin tamamı Nebevi hilafetle yönetilmemiş derler. Bunu kim? Bir kısım ehli sünnetim diyenler söyler. Anlatabildim mi? Şiiler ise hiçbir zaman yönetilmemiş derler. Ta ki İmam Hümeyni'nin rejimine kadar. Şimdi burada mevzu şu arkadaşlar. Bu adamlar Emevilerden, tamam mı? Abbasilere, Selçuklulara, Osmanlılara o devletleri yöneten padişahlara, sultanlara ki Yavuz'dan sonra sultan halife unvanıyla anılmıştır Osmanlı devlet yöneticileri. Bunların Nebevi hilafetle değil seküler saltanatla idare edildiklerini iddia etmişlerdir. Yani bunlarınki İslami bir yönetim tarzı değildir ama bu ulema takımı bir kısmı dediğiniz ulema takımı bugün dünyadaki bulundukları ülkelerdeki yönetim biçimlerine kesinlikle ağızlarından işte falan devlet başkanı, falan cumhurbaşkanı, filan başbakanın yönetimi nebevi değil, sekülardır diyememişlerdir şu tarihe kadar. Bu tarihten sonra deseler bile şahsen benim için hiçbir ehemmiyeti yok. İlla ki ta o tarihten dolayı İslam'ı tahlil etmeye kalkmışlardı. Ümmetin içinde bulunduğu fitne buhranı yetmiyormuş gibi bir fitneye de bunlar sebebiyet vermişti. Hilafet adına, İslam adına. Bunların itibar edilecek hiçbir tarafı yoktur. Elbette ki dediğimiz gibi her iktidarda olduğu gibi hilafet müesseselerinde de birçok mücadeleler olmuştur. Bu kılıçla mücadele olmuştur. Haklı haksız bu makamı işgal edenler olmuştur. İcraatlerinde de öyle veya böyle, tamam mı? Yanlış şeyler olmuştur. Şimdi buna binaen şu misalde verirse hilafet mevzusu nasıl oluyor, bu haksızlıklar nasıl oluyor diye. Tarihten bir misal verilecek olursak şu. Birinci Cihan Harbi arifesinde 1914 tarihlerinden biraz önce Mekke Emiri Şerif Hüseyin İngilizler tarafından belli bir uzlaşma sağlanıp Osmanlı hilafeti Araplardan gasp etmiştir. Hilafet Arapların hakkıdır. Özellikle Haşimoğulların hakkıdır. Tamam mı? Siz eğer Araplar olarak Osmanlı'ya karşı bu gasplara karşı mücadele verirseniz hilafet tarafımızdan, sizin hilafetiniz tarafımızdan desteklenir demişler. Böylece Şerif Hüseyin Osmanlı'ya karşı orada ayaklanmış Suriye cephesinde. Neticede bunlar su
Suudi Arabistan'da bir devlet kurmuşlar. O tarihlerde, 1914 tarihlerinden itibaren Şerif Hüseyin özellikle haç mevsimlerini falan bekleyip İslam dünyasına halife olduğunu ilan edeceği arifede bunu başaramamış, teveccüh eden pek fazla olmamış. Neticede 1924 yılında da Necid ve Derciye çöllerinden gelen Vahabi Suud aşireti, tamam mı, Şerif Hüseyin'i Kıbrıs'a gönderip orada devlet kurmuşlardır. Bir müddet bunlar da aynı şekilde hilafet devleti olacağını ilan ederken, dünya ilan edeceklerken İngilizler bunlara demişlerdir ki şimdilik hilafet ilan etmeyin, krallıkla yetin. Neticede bunlar krallıkla şu ana kadar yetiniyorlar. Şunları da ilave edersek, bugün İslam dünyasında İmam Hümeyni İran'dan, tamam mı, General Turabi Sudan'dan, Ali Rahman'ı Tacikistan'dan ve en son Irak Şam İslam Devleti denilen Bağdadi'nin başında bulunduğu devlet başkanları, işte Bağdadi halife olduğunu iddia ediyor. Aynı şekilde hilafetin karşılığını başta ne demiştik? Şiiler de imam olarak kullanıyor. İmam Hümeyni, Ali Rahman Tacikistan, bunlar da İslam dünyasında halife olduklarını iddia ediyorlar. İmam olduklarını iddia ediyorlar. İslam dünyasının bizzat kendileri tarafından sehk ve organize edilmesini canı gönülden arzuluyorlar. Bunun mücadelesini veriyorlar. Şimdi burada bu tür anekdotları belirttikten sonra Hizb-ı Tahrir'e gelirsek, bunun kuruluşuna gelmeden önce şunu söyleyelim. Hizb-ı Tahrir yıllardır hilafet kongrelerini İngiltere'de düzenleyen bir örgüt. Parti de diyorlar buna, her neyse. Örgütün zaten illa yasa dışı olması gerekmez. İşte AK Parti de bir örgüttür. Parti örgütüdür. O manada değerlendirirsek bir örgüt. Bunlar hilafet kongrelerini İngiltere'de düzenliyorlar. Hatta bazıları diyor ki İngiltere hilafeti kabul ederse Mekke diyarı bile küfür diyarı olarak kalmaya mahkumdur gibi acı sözleri var. Bunlar İngiltere'den dünyaya hilafet dağıtacaklar. Halbuki İngiltere'den bu ülkeye hilafet falan gelmez. Gelirse de aldatma bir şekilde gelir. Şerif Hüseyin misalinde olduğu gibi mümkün değil. Biz şahsen bu milletin, İslam ümmetinin evlatları olarak, hani tabir ağır olmasın, uhucu, çapulcu sürüleriyle dahi İngiltere'ye gitsek, tamam mı, İngiltere'yi fethederiz. Ama İngiltere'den buraya asla, bu topraklara nebevi hilafet falan gelmez. Hizb-ı Tahrir'in en büyük yanlışı buradadır. Bunları bu şekilde noktaladıktan sonra şuna gelebiliriz. Hizb-ı Tahrir örgütünün doğuşu. Bu örgüt ne zaman doğdu? Bundan önce Hizb-ı Tahrir'in örgütünün lideri Nepani'dir. Bunu tanıdıktan sonra buna gelebiliriz. Nepani, Eser'le eski arkadaşlarının da yardımıyla ilk Bisan bilahare Taberiye Şeriat Mahkemesi'ne katip olarak tayinini sağlıyor. Bunu Hizb-ı Tahrir ve Hilafet adlı eserden öğreniyoruz. Eser'in sahibi Sühat Hacı Faruk. Daha sonra işte kendisi ilkin Hayfa Şeriat Mahkemesi başkatipliğine, daha sonra da 1945 yılına kadar elinde tutacağı kadı muavinliğine tayin edildi. Bundan sonra nihayet Ramle Şeriat Mahkemesi'ne kadı olarak atanıyor Nepani. 1948'de Arapların yenilgisiyle Suriye'ye kaçtığı tarihe kadar bu makamda kalıyor. Bu tarihten sonra da Nepani Suriye'ye kaçıyor. Daha sonra şu oluyor, bu oluyor, o teferruatları da atlayalım. 17 Kasım 1952 yılında Ürdün'e yerleşiyor Suriye'den sonra. Ürdün'de Ürdün Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na Hizb-ı Tahrir isminde bir parti kurulmasının izin verilmesine dair talebe oluyor. Bu parti İslam bir devlet kurarak İslam bir hayat tarzı başlatmak olan siyasi bir parti olarak da tarif ediyor. Tabi Ürdün Anayasası bunun parti platformunun anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle partiyi kapattırıyor. Nepani'yi de lütfen yurt dışına çıkın diyor. O da tekrar Filistin'e dönüyor. Şunu da ilave edelim. Bu Nepani, Ürdün devlet başkanı, o zaman zannedersem Kral Hüseyin, devlet başkanı demeyelim, Kral Hüseyin bizzat halifeliği ona takdim ediyor. Eğer diyor siz bizim hazırladığımız kamil anayasayı kabul ederseniz İslam dünyasına sizi halife olarak takdim edeceğiz. Tabi Kral Ürdün de bunu, Kral Hüseyin de bunu Ürdün'ün sınırları dışına gönderiyor.
1975 yılına kadar, 1955 yılına kadar, o tarihten sonra Nepali örgütünün merkezini Filistin Batıçeri'ye taşıyor. O tarihe kadar işler gayet makul gidiyordu diyor Sühat Harici, Tacip Harif. O tarihte diyor, Amerikan sefaretli bir çek çıkışı zuhur etti. Bu yolsuzluğa Nepal'in de adı karıştı. 150 bin dolarlık bir yolsuzluk. Bizzat Amerikan sefareti tarafından postalanıyor. Hizbut Tahrir'in işte Nepal'in de adı karıştırıldığı sefaretinden aktarılan 150 bin dolarlık bir para. Bunu diyor Sühat Hacı Faruki, Hizbut Tahrir örgütünün temsilcileri sadece şiddetle kınadılar. Bu olayın üzerine fazla gitmediler. Ha şimdi bu o hadise işte çamurat izi kalsın hadiselerden falan değildir. Bunu açıkça karşısında durması gerekirdi. Bunları da tahlili bir tarafa bırakalım. Bundan sonra da tabii hareket birazcık pasifize, kendi içinde bu Amerikan yardımından dolayı pasifize ediliyor ki bizzat Hizbut Tahrir örgütü veya öyle olduğu iddia edilen insanlar tarafından Hizbut Tahrir'in İngiliz güdümünde olduğunun tamam mı iddia edildiğine de geleceğiz daha sonraki zamanda. Şimdi bu örgütün asıl metotlarına gelirsek şu da var. Mesela Nepani örgütü şu şekilde tanımlıyor ve liderinde. Akıl ve hassasiyet bakımından mükemmel olan saf, pür bir adamla başlamıştır diyor. Yani bu örgütün kuruluşu. Oluş halinde partinin ilk hücresi ve gelişmiş partinin başbuğu olan bu adam, zihninde Tanrı'nın kendisini taşımak üzere hazırladığı mesajın ilk şimşeklerini çaktığı bir kişidir. Nepani bu şekilde tanımlıyor. El Nepani işte, Hizbut Tahrir, Mefahim falan, şu sayfa falan. Çok büyük bir adam, şudur budur. Hizbut Tahrir adlı mevhumları, Hizbut Tahrir mevhumları adlı eserde ise Hizip şu şekilde takdim ediliyor. İslam'ı düşünce metot olarak idrak eden ve düşünen, düşünce ile metodu birbirine bağlayabilen bir İslam'a harekete ihtiyaç vardı falan. Bu İslam'ı harekete göre Hizbut Tahrir doğmuş ve Arap ülkelerinde, diğer İslam ülkelerinde ilga olan ya da olmayan hilafeti canlandırmak için mücadele etmeye başladı ki Hizbut Tahrir doğmadan önce İslam dünyasında hilafet diye bir şey mevzubahis dahi edilmiyordu. Eğer bugün ediliyorsa hilafetin mevzubahis edilmesi Hizbut Tahrir'e boştur diye iddialar da mevzubahis. Hizbe katılmak isteyen herkes ise şu şekilde yemin eder diyor. Üye olduğum müddetçe İslam'a bağlı kalacağımı, onu müdafaa edeceğimi, Hizbut Tahrir'in kural ve görüşlerini benimseyeceğimi, liderlerine güveneceğimi ve kendi görüşüme aykırı bile olsa kararlarını uygulayacağımı, her şeye kadir olan Allah adına yemin ederim. Bütün bu hususlarda Allah'a tevekkül ederim. Şimdi bizim bildiğimiz şu. Her davanın bir rems şahsiyeti vardır. O da liderdir. Topluluğu sek ve idare eder. Ama lidere itaat edilmenin de kuralları vardır. Burada Allah'ın Resulü şöyle buyurur. İşte Kur'an-ı Kerim'de ulul emre itaat vardır. Resulullah'a itaat vardır. Ulul emre de itaat vardır. Ulul emre alimlerimiz bir devlet başkanı, iki alimler bir de ordu kumandanları olarak açıklar. Ancak Allah'ın Resulü'nün bir hadis-i şerifi vardır. Ulul emre yani emir sahiplerine masiyet üzerine itaat edilmez. Allah'a isyan üzerine itaat edilmez. Eğer o Allah'a isyan emrediyorsa o emre itaat edilmez. Ne yapılır? Mevcut şartlarda gerekirse o isyanı fazlalaştırırsa o emre karşı baş bile kaldırılabilir. Onun yerine daha adil birinin getirileceğine inanılıyorsa, güveniliyorsa ki Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala onlar körü körüne değil basiret üzere iman ederler der buyurur. O yüzden lidere öyle körü körüne itaat falan olmaz. Kur'an, sünnet, icma ve kıyas çerçevesinde lidere itaat olur. Ha şimdi mevzu şudur, lidere itaat etme mevzunda. Elbette ki bir insan, bir fert, bir topluluğun önde liderse kendine bağlı olanlardan gerek bilgi olarak, gerek ahlak olarak, işte gerek tavır olarak elbette ki bir daha üst konumdadır değil mi? Bu ermişler topluluğunda da öyledir. Ermişler topluluğunda dahi lider, o ermişler topluluğundaki en üst seviyedeki insandır belki o manada.
Hani devlet başkanı olmak için illaki en bilgili aranmaz. Ama bir topluluğu, fikri hareketi güden bir toplulukta liderin bilgisi birinci plandadır. Fikri muhayyilesi birinci plandadır. Ha yani burada yok lidere kendi görüşüme de aykırı olsa falan böyle bir şey cümle kurulmaz arkadaşlar ki. Bir de şu vardır. Hani kendi görüşüm ne, liderin görüşü ne? Anlatabildim mi? Büyük davaların mütefekkirleri olan, rel şahsiyetler olan hiçbir liderin kendi görüşü diye bir şey olmaz. Onun görüşünün tamamı o dar manada, kısır manada kendi görüşü diye bir şey olmaz. Onun görüşlerinin tamamı eğer bir ideolojiye fikirler bütününe bağlıysa oradan devşirir. Oradan aldığı ilhamlarla yeni fikirler üretir. Felsefi doktrine bağlıysa aynı şekilde öyledir. Bir dine bağlıysa o dinde işte kitabına, bizim dinimizde olduğu gibi hadis-i şeriflere, icmaya, kıyasa göre kendi değerlerini geliştirir, öğrenir. Buna göre bir düşünce sarf eder. O da dar manada kendi düşüncesi falan olmaz. Bir davayı temsil eden düşüncedir, liderin düşüncesi. Bunu bir kere... Lider de kendi başına bağımsız değil, bağımlı yani. Bir yere bağımlı. Evet, fikren bağımlı. Bunu şuradan da çıkartabiliyoruz. İşte halife neydi? Allah Resulü'nün dünya işlerine ve din işlerine vesayet eden. Temsilci manada bir manada. Şimdi bu örgüt birçok kayda değer hadiseler kaydetmiştir. Nephani 20 Nisan 1977'de Beyrut'ta vefat eder. Bunun yerine de Abdülkerim Zallum getirilir. Ki bu şahıs halen görevde mi değil mi onu bilemiyorum. 2000 yıllarına kadar görevdeydi zannedersen. Şimdi İran'da devrim olmadan önce Hizbut Tahrir heyeti Paris'e, biliyorsunuz Sümeyli Paris'teydi, Paris'e bir heyet yolladı. Ondan sonra devrimden sonra da Nisan ve Mayıs aylarında 1979 yılında iki heyet daha yolladı Hümeyni'ye. Hümeyni'ye teklifleri aşağı yukarı şuydu, buradan okumayalım, aşağı yukarı şuydu. İşte o gün Dışişleri Bakanı olarak İbrahim Yezdi vardı. Hükümet tam oturtturmamıştı Hümeyni biliyorsunuz o dönemlerde. Teklifleri şuydu, bugünkü hükümet İslami anayasaya göre idare edilmiyor, bir sürü aksaklıkları var. Bunun düzeltilmesi konusunda Hümeyni'yi uyarıyor. İkinci defada da uyarıyor. Zaten üçüncü defa Hümeyni bunlarla görüşmüyor. Bu uyarılar neticesinde şunları söylüyor Hümeyni'ye. Şayet diyor siz bizim Hizbut Tahrir'in önerdiği, yazdığı kamil anayasamızı ki bu anayasamız Kur'an ve sünnetten doğmuştur. Bu anayasamızı devlete tatbik ederseniz sizi halife olarak kabul edeceğiz. Ve dünyaya bu şekilde takdim edeceğiz diye Hümeyni'ye broşürlerini veriyorlar. Tabi İran'daki anayasanın da gayri İslami olduğunu iddia ediyorlar. Kendi anayasalarının da kamil anayasa olduğunu, İslam anayasa olduğunu iddia ediyorlar. Tabi bunun üzerine Hümeyni bunlarla görüşmüyor. Bu Hümeyni hayranlığı olan o dönemlerde Hümeyni hayranı olan örgütün temsilcileri, örgüt neredeyse Hümeyni'yi Amerikan ajanı olmakla itham ediyor. Ha şimdi şu mevzu şu, Hümeyni Şii'dir. Zaten imam demek, halife demektir. Velayet-i Fakih diye bir makam vardır onlarda. Ali'nin velayetine, tamam mı? Ben zaten halifeyim, siz kim olursunuz? Ben zaten halifeyim. Halifeyle ne diyorsunuz diyorum. Tabirleri iyi bilmek lazım. Evet. Onun sana ihtiyacı yok. Fikri olarak, ilki olarak zaten ihtiyacı yok. Bu bir. İkincisi, Hümeyni'yi tasvip edelim veya etmeyelim. Onlar ayrı mevzudur. O adam öyle veya böyle 1963 Hurdat yılında Şah tarafından zulme uğramış, belirli İran'daki milisler, Şii milis güçleri katledilmiş, Türkiye'ye, Irak'a daha sonra da Paris'e gitmiş. Dönüşünde öyle veya böyle arkasında kim var kim yok bunlar da tartışılır. Dönmüş ülkesine İran İslam Cumhuriyeti'ni kurmuş. Bunu kurarken birincisi hiç kimseye, kendi dışındaki hiç kimseye gelin bir anayasa oluşturalım dememiş kardeşim. Böyle bir talebi olmamış. Belki diyaloglara girmiş olabilir. Anlatabildim. İkincisi, İran'la Hizbut Tahrir'in elemanları olarak herhangi bir güç, grup, şahı devirmede, onun yerine rejim inşa etmede rol almamışlar. Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, sayın sayabildiğiniz kadar. Yani Hizbut Tahrir, sen kim oluyorsun da
Hümeyni'ye buyur kamil anayasa benim öyle bir şey tarihin hiçbir yerinde mümkün değildir. Her devlet öyle veya böyle anayasasını hicranlarla, işkencelerle, kanla yahut da dökülen kanın neticesinde yazılı hale getirir. Ya al böyle benim anayasam şudur budur. Ha şimdi istilacı ülkelerde bile dört türlü istila vardır. İstila etti bir emperyalist ülke. Bir ülkeyi istila ederse orada dört tane uygulama planını devreye sokar. Birincisi ya o milletin tamamen katletmek. İkincisi o milleti esir etmek. Üçüncüsü kendi hukuki müeyyidelerini bizzat uygulamak. Anlatabildim mi? Kendi valisiyle birlikte. Dördüncüsü ise hukuki müeyyidelerini, anayasalarını, şunlarını, bunlarını bırakıp ülkeden çekilmek. Dört türlü istila vardır. Bunu tafsilatlandırıp ona da çıkarabiliriz. O ayrı bir mevzu. Yani burada sözün özü Hizbur Tahrir'in Hümeyni'ye böyle Kamil İslam Anayasası takdim etmeye falan zerre kadar hakları yoktur kardeşim. Hümeyni'yi ne kadar tasvip etmesi öyle. Entelektüel gevezelikten öte gitmemiş bir durum oluyor Hümeyni'nin durumuna göre. Ağzınıza sağlık hocam. Aynen. Ağzınıza sağlık. Yani o. Yani ki şu var. Ya sen 1952 yılında kurulmuşsun. Ona da geleceğiz. Hiçbir tarihi bağın yoktur senin. Onu bizzat yerinden okuyacağım. Yeri geldiğinde. Her neyse oraya bırakalım onu. Şimdi şu var. Geçmiş devletlerde, İslam devletlerinde mevcut kanunlar, hukukları getirsen bunların anayasasından ben 3 tane anayasa kitaplarını okudum. Biraz sonra onlara da değineceğiz. Bunlardan daha sağlıklıdır. Hem icraatları var adamların. Gururlardan karanlıklara kadar. Tamam, hem icraatları var hem de bizzat bu işin çilesini çekmişler. Sen dünyada bir konak dahi yönetememişsin. Anayasa senin şeyine ağır gelir kardeşim. Bunu bir kere koyalım yani. Ona tekrar döneceğiz ileriki şeylerde. Yani bunlar çok ayıp şeyler gibi geliyor. Dediğiniz gibi. Tekrar ederseniz iyi olur hocam. Entelektüel gevezelik. Yani, entelektüel gevezelik. Bazılar buna entelektüel fahişelik de diyor. Biraz da nebani tarzındaki kişiler de biraz ne bileyim biraz megaloman havalarında. İşte ben olmasam dünya yönetilmez, işte şunlara da yardım edeyim tarzında bir insanları, tipleri bilmiyorum artık İngilizler mi bulup çıkarıyor özellikle. İşte Osmanlı'ya karşı seneden Suud'da da böyle tipleri ön plana çıkarıyorlar. Ön plana çıkarıyorlar. Aynen. Bir nevi hakikate giden yolu engellemek için çeldirici olarak kullanıyorlar. Sahtekarlarını anında takdim etmeye birebir. Mükemmel bir şekilde. Ama şu noktada önemli. Demek ki hilafet hakikaten bir ihtiyaç ki bunu Yahudi Batı emperyalizmi de görüyor. Bir an önce önünü almaya çalışıyor. Önünü kendi adamları eliyle. Aynen. Önünü almaya çalışıyor. Kanaatim şudur. 1924 yılında İngiltere oraya gömmüştür hilafeti. Bugün hilafet illaki zarur olacaksa bunu yine İngilizler kurduracaktır. Ki Bağlaadi'nin hilafetinde bu tür argümanlar yahut da spekülasyonlar söz konusu diyelim. Çünkü argüman delildir. Evet. Spekülasyon ise uydurulan şeylerdir. Artık birine göre argüman, birine göre spekülasyon bu. Ayrı tahlil edilmesi gerekiyor. Bağdat'ın bir farkı var Hizmet Tahir'e göre. Sahada savaşıyor. Sahada savaşı. Öyle bir avantajı var. Avantajı yani. Var. O bile evet. Buna rağmen evet eyvallah. Şimdi HT'nin eğitim metoduna ve mücadelesine de kısaca değinecek olursak Sürat Hacı'nın araştırmasına göre halkalar Nepani'nin İslami akide ve nizamını izah ve İslami bir devlet için önerilen anayasayı arz eden Nizam-ül İslam eseriyle başlamaktadır. Bu eserin talimi bir yıl falan sürebilir falan filan, tamam mı? İlk defanın eseriyle başlıyorlar. O da İslam mi anayasa nasıl olur, akide şudur budur neyse. Şimdi hilafette İslam nizamı nasıl gerçekleştirecekler? Buna baktığımız zaman kısaca şöyle diyor ki İslam nizamı gerçekleştirileceğine dair Darül İslam tümüyle ortadan kalkıp Darül Küfre dönüştükten sonra yöneticilere karşı artık kılıçlar çekilmez diyor. Tamam mı? Bu diyor işte Türkiye diyor Darül ne olmuştur? Küfre dönüşmüştür. Daha önceden Darül İslam'ı Darül Küfre dönüşmüştür. Türkiye'de olduğu gibi Darül Küfür'dü. Türkiye buradan yöneticilere kılıç çekilmez. Darül Harp'te de yöneticilere kılıç çekilmez. Bu da diyor Japonya'dır. Hiç Müslüman olmamıştır.
buradaki diyor eğitim metodumuz bizim Resulullah Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicret edene kadar uyguladığı siyasi ve fikri çalışmadır. Bu çalışmalar çerçevesinde faaliyet gösterebiliriz. Nitekim örgüt liderlerinden Hamdan da 1954 yılında biz İslami devlet kurmak için güç kullanacak değiliz. Türkiye Darül Küfür'ü yöneten yöneticilere tamam mı? Kılıç çekmek caiz değildir diyor. Niye? İşte öyle. Caiz değildir yani. Bunun hiçbir fıkhi dayanağı yoktur. Caiz midir, değil midir göreceğiz. Anlatabildim mi? Zaten Darül Küfür'e de kılıç çekmek caiz değil. İlla ki İslam devleti olacak. Anlatabildim mi? İslam devleti bizzat kılıç çekecek diye iddiaları bu. Peki işgal edilen bir toprağı nasıl kurtaracaklar kılıç çekmeyince? Siyasi hareketlerle. Peygamber Efendimiz Mekke'de ne yaptı? Siyasi hareketler yaptı, fikri çalışmalar yaptı. Ondan sonra Medine'ye hicret etti, devlet kurdu. Hatta bunların metodunda, Nephani'nin metodunda şu vardır. 13 yıl işte Batı Şeria'da şurada burada çalışma. Ondan sonra hicret edecek bir yer anlata 13 yılın sonunda. Programlar 13 yıldır. Sünnete uyacaklar ya, sünneti katilleri. Bu bile sünneti anlamadıklarına işarettir. Körü körüne şeklen yani, bir takip. Şeklen. 13 yıl diyor aynen eserlerinde. 13 yıl Mekke'de gibi yaşayacak. Veya Darül Küfür dedikleri bir ülke İslam toprağına saldırdı. O zaman ne yapacaksın? O zaman ne yapacaksın? Bunların hiçbirine çözüm yok. Tutarsızlık nereden baksan. Aynen. Yani Gülen de buradan mı besleniyor? O da aynı şey. Gülen cemaati de diyorum. Aynı siyasi hareketler buradan mı besleniyor ki? Çok benzer yönleri var. Evet. Çok benzer yönleri var ki Türk dünyada bu aşırı radikal grupla dinler arası diyalog grubu anlatabildim mi? Aynı eller tarafından oynatılıyor. Bu iki daha dört. Muhammed Abduh'un birçok argümanlarını, Mısır'daki argümanlarını takdim ettik ediyorlar. Bunlar spekülasyon falan değil. Aynı eller tarafından oynatılıyor. Şimdi burada bu şekilde iddialar var. Neden, niçin şey değil. Mesela 1967 yılında Türkiye'de Hizb-ut Tahrir Örgütü'nün ilk emiri olduğu veya öyle olduğu iddia edilen Ercüment Özkan'da işte Peygamber Efendimiz Mekke'de herhangi bir kimseyle cihat ilan etmemiştir, suikast, sabotaj falan yapmamıştır. Biz de bu tür eylemleri yapmamalıyız. Hatta şunu da söylemiştir, mitinglerde falan bazı ülkelerin bayrakları yakılıyor, bu şirktir demiştir. Ya kardeşim şirk, tevhid bu kadar da düşürmeyin mevzuları, anlatabildim. Ha şimdi bunların iddialarına gelirsek, Darül Harp'te, Darül Küfür'de, şunda yöneticiye kılıç çekilip çekilmez mevzularına gelirsek. Şimdi bilindiği gibi İslam tarihinde çok acı hadiseler yaşanmıştır. Bu hadiselerin birincisi Hazreti Ömer'in katli, Hazreti Osman'ın katli ve ondan sonra Cem el vakasıdır. Cem el vakasında bizzat bizim inancımıza göre cennetle müjdelenen sahabiler toplumundan bir kısmı Talha bin Ubeydullah, Sübeyr bin Avvam gibi cennetle müjdelenen sahabilerin tarafında, diğer bir kısmı da Hazreti Ali, Hazreti Ammar, Hazreti Yasir gibi, onlar da cennetle müjdelenmiştir. Onların safında. Bunlar birbirleriyle savaşmıştır. Burada savaşmak istememişlerdir, o ayrı. Bizzat münafıklar ve fitneciler bu ateşi, fitne ateşini yakıp tamam mı? Zübeyir bin Avvam'ı Mervan katletmiştir. Bunun üzerine bu ateşi tutundu, o ayrı. Fakat neticede hadise bittikten sonra binlerce sahabi orada can vermiştir. Hazreti Ali Efendimiz de demiştir ki o taraftan da bu taraftan da öldürülenler, inananlar şehittir, layıkıyla yiyor. Şimdi bırakın onu Darül Küfür'de yöneticilere işte silah kullanmamın caiz olup olmadığını, böyle bir hadisede bile caizlik mevzubahis değil mi? Ki İslam tarihinde bazı devletlerin de birbirleriyle savaşları vardır. Bazı kavimlerin de bir Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye savaşı. Keza ona. Yani Hizb-ut Tahrir'in iddiası, kılıç çekilmez iddiasının fıkhi bir tutarlılığı kesinlikle yok. Aşağı o sahabeleri de İslam dışına gitmiş oluyorlar bu görüşleriyle tamamıyla. İşi oraya kadar götürebiliriz. Anlatabilir miyim? Bu iddia edilebilir. Kesinlikle karşında haklılık payları yok onların. O iddialara kadar gidebilirler. Yani bunlar caiz olmayan işler yapmış. Halbuki Ercüment Özkan'a devletin bakış açısı nasıl? Tehlikeli bir potansiyel mi yoksa
Yani ben hani bilmiyorum o dönemi. 1967 yılında Ercüment Özkan'ın ifadesine göre tutuklanıyor. Hizb-ı Tahrir örgütü Türkiye emiri olduğundan dolayı. İşte sayıları 8 milyon falan, İslami şeriat devleti kuracağız falan filan diye suçlamalarla yargılanıyor. 1967 ile 71 arasında açık cezaevinde icbaren açık cezaevine giriyor. O ceza süresini tamamlayıp tekrar dışarı çıkıyor ki Ercüment Özkan 1982 veya 83 yılında yine 3-5 ay bu tür suçlamalardan dolayı içeri alınıp, anlatabildim mi? Bizzat 12 Eylül generalleri tarafından içeri alınıp belli zulme uğramış bir insandır da onu da belirtelim yani. Ha orada açık cezaevindeki zulüm, oradaki zulümler, şimdiki birilerinin çektiği zulümler, bunlarla kıyaslayabilirsin. Ama neticede bir insan, evinde uyuyan bir insan hapishaneye suçlu veya suçsuz, suçluyu demeyelim de, suç sabit değilse götürmek bir zulümdür. Ama suç sabitse elbette ki gerekli müeyyide uygulanacaktır hangi devlet olursa olsun. Şimdi Resulullah döneminde şu uygulanmamış, bu uygulanmamış Ercüment Özkan'ın bu iddiası da mesnetsizdir. Bilindiği gibi Hudeybiye Anlaşması diye bir anlaşma vardır. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiği dönemde. O Hudeybiye'de anlaşma maddelerinden bir tanesi de şudur. Mekke'de Müslüman olanlar bizzat kaçar Medine'ye sığınırsa Medine, Mekke'deki Müslümanların Medine, Mekke kendisine sığınan Müslümanları Mekke'deki müşrik ulularına iade etmek zorundadır. Bir, iki, Mekke'deki Müslümanlar bir yolunu bulup kaçıyor Medine'ye sığınıyor. Peygamber Efendimiz de bunları iade etmek zorunda kalıyor. Anlaşmanın gereği olarak. Bir, iki tabi burada Ebu Cendel diye bir zat-ı muhterem söz konusu. Belki tarihte, İslam tarihinde ilk Akıncı Teşkilatı'nı kuran insan da diyebiliriz buna. Diyorlar da netice itibariyle. Ebu Cendel Mekke ile Medine arasında bir otağı kuruyor. Orada Mekke'den kaçan Müslümanları topluyor. Kendisi ufak seriye birlikleri kurup burada müşrik kervanlarına, şunlara bunlara akınlar düzenleyerek müşrik ulularını esir alıyor. Fitye ile değiş tokuş yapıyor. Buna razı olmazlarsa, haddi aşarlarsa öldürüyor falan filan. O kadar bunaltıyor ki Mekke site devletini. Neticede Mekke site devletinin temsilcileri Peygamber Efendimiz'e elçi yolluyorlar. Böyle işte bizim anlaşmamız var ama sana tabi olan Müslümanlar ona itaat etmiyor. Bu onları bize teslim et. Peygamber Efendimiz de diyor ki anlaş mana olarak diyelim. Çünkü Peygamber Efendimiz'in sözünü sarf ederken kelimesi kelimesine sarf etmek lazım. Mana olarak şöyle buyuruyor. Diyor ki dikkat ederseniz o anlaşmadan Mekke'den Medine'ye kaçan insanlar için, Müslümanlar için söz konusuydu. Ben Medine'deki Müslümanların başkanıyım. Onları iade edebilirim. Başka beldelerdeki Müslümanların yaptığı ettiği şeylere ben karışamam. Burada kendinden zuhur diyalektiğini de çıkarabiliriz iddianın. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ama kendinden zuhur diyalektiği kuru kuru değildir. Aslında fikre bağlı. Hizb-ı Tahrir'in mantığına göre iade edilmesi gerekirdi. Hizb-ı Tahrir'in mantığına göre iade edilmesi gerekirdi. Ha burada ne oluyor netice olarak? İade edilmiyor. Ebu Cendel de bu akınları sıklaştı. Neticede müşrikler diyor ki bu maddeleri iptal edelim. Mekke'ye gelen, Mekke'den kaçan Müslümanlar sizde kalabilir. Ha şimdi demek ki mevzular farklı. O gün için Mekke'de cihat ilan edip edilmeme meselesi Müslümanların sayı gücüdür. Mevki gücüdür. Ondan sonra hazır olup olmadığı gücüdür. Bunlardan daha ilerisi ilahi ferman mevzudur, cihat mevzu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de nice mana olarak nice az sayıdaki topluluklar, nice çok sayıdaki toplulukları galebe çalmışlardır da. O yüzden sayı azlığından dolayı savaş meydanını terk edemez Müslümanlar. Vur kaç taktiği yapabilir falan filan. Ha şimdi Peygamberimiz daha sonra cihat seriyelerinin başında yer alıyor. Peki Peygamberimizin Mekke döneminden sonraki cihat şeylerini nasıl karşılıyor Hizb-ı Tahrir? Hepsi muamma. Hepsi muamma. Ona da her türlü tevilleri buluyorlar. Onları tahlil edersek belki uzun olur hocam. Arada temas edelim inşallah nasıl tahlil ettiklerine dair. Bu İngiltere mevzunda falan o tahlillere Saddam mevzundan falan misaller vereceğiz. Orada onlar çıkacak inşallah. Bu şekilde gidersek onları burada ne dedik? Ebu Cendel'in kurduğu ordu dedik. Tamam mı? Mevzuyu bu şekilde Ercüment Özkan'ın ve Hizb-ı Tahrir'in ne kadar yanıldığını bir kez daha idrak ettik. Yani mevcut şartlar hadisesi şudur Hizb-ı Tahrir'in.
Yani biz belli bir rejimde yaşıyoruz falan filan ama bizim eylemle şununla bununla işimiz yoktur. Tamam mı? Biz fikri ve siyasi mücadele veriyoruz. Bize fazla dokunmayın. Bu tür hadiselerdir ki bunların da tutarlı bir tarafı yoktur. Hatta aşan beyanları da vardır birçok ülkede. Şimdi Hizb-ül Tahrir tarafından organize edilen, tamam mı, bazı faaliyetlere de değinecek olursak bunların başında hilafet kongreleri gelir. Bu hilafet kongreleri dediğimiz gibi genellikle İngiltere'de organize edilir. Bunlardan bir tanesi de 26 Ağustos 2001 tarihinde İngiltere'de düzenlenmiştir ki bu şeyin kongrenin adı da Pakistan'da Hilafet Arayışları konulu konferanstır. Bu konferans güya Hizb-ül Tahrir'in deyimine göre, ifadelerine göre temsilcilerin Müslümanları heyecanlandırmış, kafirleri ise korkutmuştur. Korkutmuştur. Hepsi o kadar kardeş. Korkutmuştur. Müslümanları da heyecanlanmış. Hizb-ül Tahrir tarafından organize edilen başka bir şeyde 10 bin katılımcıyla gerçekleştirilen Dünya Alimler Günü'dür. Bu da Endonezya'da gerçekleşmiştir. Endonezya'da Müslüman alimler meselelerin halli konusunda İslam devletinin ikamesinin aciliyetini, bir halife liderliğinde İslam ümmetine rehberlik yapmasının aciliyetini falan gündeme getirmişlerdir. Tamam mı? Şimdi bu gündeme getirme hadisesinde şöyle söyleyecek olursak, kitabın yazarına göre Bay Sivren, soyadı Sivren zannedersem o kitabın yazarının, zat şöyle diyor, Hizb-ül Tahrir diyor, zaten ümmet nazarında ve hatta kafirler nazarında da hilafet, İslam devleti, tek ümmet, tek devlet denildiğinde ilk ve yegane akla gelen kitle olmuştur her zaman diyor. Bu hatta aşan sözlerdir. Hilafet şudur budur mevzu olduğu zaman Hizb-ül Tahrir ilk ve yegane teşkilat, örgüt değildir. İlk nedir? Ve yegane nedir? Bu şu arkadaşlar, yegane, tek, yalnız, münferit, eşi benzeri olmayan, anlatabildim mi? Eşsiz, biricik demektir. Halbuki biraz önce saydık değil mi? İmam Hümeyn'den Bağdadi'ye kadar. Ondan önce hilafet adına mücadele veren İslam örgütlerinin olduğunu söyledi. Afganistan'dan Çeçenistan'a, Eritre'den Moro'ya, Moritanya'dan Açı Sumatra adalarına kadar İslami hilafeti yeniden inşa etmek için milyonlarca akıncı canlarını, kanlarını o topraklar için sulamışlardır İslam devleti için. Bu ayıp şeydir yani, benden başka kimse yok demek. Bu Müslüman şahsiyetine sığmaz. Bunun bir boyutu yine Hizb-ül Tahrir'in kanaat önderinin ifadesine göre dolaylı tekfirciliğe varır bunun bir boyutu. Açıktan olmasa. Bunlar acı şeylerdir. O yüzden maalesef bu hastalık diyelim buna, hastalıktan kurtulmak lazım. Bizden başka Müslüman yok. Bundan kurtulması lazım her cemaatin. Her örgüt. Bu hilafet devletinin diğerlerini yok saymaktır. Bu da çok acı bir şeydir. Bunları biz kesinlikle yok sayamayız. Şimdi HT'nin anayasası, hazırladığı anayasası konusuna gelelim ki bu anayasa konusunda en az 7-8 tane kitapları var. İsimlerini de zikretmeyelim burada, bazılarını zikredeceğiz. Anayasa tasarısı vardır. Burada bunun başında şöyle bir Hilafet Devleti'nin Anayasa Tasarısı adlı yazarı meçhul bir eser. Yazarına bayağı bir baktım, göremedim, artık yeter dedim yani. Bakmayacağım ya, birkaç tane eseri de yazarı yoktur altında. Şöyle, bu diyor Hilafet Devleti'nin Anayasa Tasarısıdır. Tamam mı? İşte Hizb-ül Tahrir bu tasarıyı Müslümanlara arz eder ve Allah'tan kendilerine ikramda bulunmasını ve müminlerin Reşit hilafeti kurup Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyi geri döndürmek üzere çalışmalarındaki gayen takkünü çabuklaştırmasını, böylece bu tasarının hilafet devletinin anayasası olmasını diler. Bu Allah'a hiç de zor değildir. Haşa ve kella. Aptallığını bir de güya Allah'a alet edecek. Başka anayasa yoktu. Allah'a hiç de zor değil. Hizb-ül Tahrir'in hazırladığı anayasa. Bunlar da ucuz şeyler arkadaşlar. Şimdi bunlar da bir iki maddeyi şöyle tahlil edecek olursak, şöyle aslında fazla enine boyuna tahlil etmeye de gerek yok. Çünkü devletin yok, anayasan kağıt üzerinde şimdiye kadar bir konak bile idare edememişsin. Ama
neticede öyle ki nasıl oluyor? Ben bunu kavramakta zorluk çekiyorum. Müslümanları avlayabiliyorlar bu tür sahtekarlıklarla. Madde 3'te şöyle diyor mesela. Halife diyor, belirli şer'i hükümleri benimseyip anayasa ve kanunlar haline getirir. O herhangi bir şer'i hüküm benimsediğinde bu hüküm gereğince amel edilmesi vacip olan yegane bağlayıcı şer'i hüküm olur. Bu kanunu açıktan ve gizliden itaat etmek devletin yönetimi altında herkese vaciptir. Şimdi madde 4'te de şöyle diyor. Halife zekat ve cihat dışında ibadetlerde herhangi bir şer'i hüküm benimseyemez. Ya 3'te 4'ün arasında diyalog kuramıyor musun? Ya şunu da söyle, kusura bakmayın ben anlamadıysam oraya bir ünlem koyayım. Mazur kabul edin. Bunu da mı göremiyorsun? Şimdi ne diyor? Madde 3'te halife şer'i hükümleri anayasa ve kanunlar haline getirmesinden bahsediyor. Şer'i hükümler. Madde 4'te de diyor ki bazı ibadetler dışında herhangi bir şer'i hüküm halife tarafından benimsenemez. Bu doğrudan doğruya çelişkidir. Üzerinde de fazla durmuyor. Konu uzar gider. Madde 6. Devlet yönetiminde, yargıda, işlerin yürütülmesinde ya da benzeri konularda tebaalar arasında ayrım yapmak caiz değildir. Irk, din, renk ve benzeri özelliklere bakmadan herkese tek bir bakışla bakılmalıdır. Şimdi Osmanlı Devleti'nden bu tabirleri telakki edecek ve bugünkü konuştuğumuz dile tercüme edecek olursak teba demek Osmanlı Devlet literatüründe Müslüman halk demek. Raya ise Müslüman olmayan halk demek. Bunu koyduktan sonra bu teba adam bütün hakları kastediyor. O şekilde alalım cümleyi, onun üzerine yorum yapalım. Vatandaşlarını kastediyor. Bütün vatandaşlarını kastediyor, eyvallah. Ama bunda ayrılık vardır, belirtmemiş. Olabilir. Şimdi tebaalar arasında ayrım yapmak, o teba ile raya ayırdıktan sonra her İslam devletinin biricik vazifesidir arkadaşım. Teba ile raya, yani Müslüman olanla olmayana aynı muamele, aynı şer'i hüküm kesinlikle uygulanmaz İslam devletinde. Bir insan Müslümandır, anadan doğma Müslümandır, büyümüştür, Müslüman olmuştur. Farz-ı muhal had cezaları vardır. O orada meşhur olduğu için şunu söyleyelim. İçki içen birisi açıktan açığa bu fiilini icra ederse halife, kadı, her neyse o gün şer'i makam ona şu kadar değnek sopa atar. Bunun cezası olarak. Ama bu şer'i hükümlerin icra edildiği vatan topraklarında olur. Vatan topraklarının dışında bir Müslüman bunu yaparsa döndüğü zaman bu icraat onun üzerinde uygulanmaz. O kadar hassastır şeriat. Orada da uygulanmaz. Orada hiç uygulanmaz. Tamam mı? Bu çok az. İlla ki İslam devletinin hukukunun müeyyidelerinin geçerli olduğu sınırlar içerisinde birilerinin gözü önünde yapacak. Evinde yaparsa evine de giremezsin. Kapısını kırıp. Bunu yaparsın. Ama bir gayrimüslim, bir Hristiyanın şarabına ve domuzuna dokunamazsın kardeşim. Eğer bir Müslüman, bir Hristiyanın şarabına ve domuzuna dokunursa şerikada o Müslümanın cezasını ödetir ona. Demek ki tebaalar arasında ayırmayı, bunlar hikaye şeyler. Bunlar zaten bin yıldır uygulanan şeyler. Uygulanan şeyler. Yani uygulanan şey. Ayrım vardır arkadaşım. Ayrım olmazsa asıl zulüm bu olur. Eşitlik demek adalet demek değil. Aynen. Eşitlik demek kesinlikle adalet demek değildir. Bunu bile idrak edemeyen adamlar İslam anayasası kitapları yazıyor. İnsanlar da bunlara teveccüh ediyor. Arslan arslana, öküz de öküze meyledir. Diyecek bir şeyimiz yok. Şu madde şöyle, bu madde böyle, onlarca madde var. Anlatabildim mi? Federal nizamdır, şudur budur. Ona da değinsek mi bilmiyorum, federal nizam mevzuna. Kısaca şöyle diyelim, nizam federal olmadığı madde, 16. maddede nizamın federal olmadığı, 17. maddede ise idarenin merkezi olmadığı vurgulanır. Mesela halbuki federal nizam demek, şu demek, bir üst devletin başka devletlerle anlaşarak, anlatabildim mi? Onları kendi bünyesinde toplaması, genel dış işlerinde o federal devletin, üst devletin onları organize edip alt devleti de devletlere kendi içinde bir yönetim arz etmesidir. Öyle değil mi? Şimdi yani bir nizam şayet merkezi değil diyor. İdaresi merkezi ise federal düzenlerde devletlerde ona göre yönetir. Nizam demek zaten bütünlük demektir. Bugün işte federal Almanya geçmişte.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, bunlar federasyondur. Amerika Birleşik Devletleri, hepsi federasyondur bunların. Ama o federasyon devletleri sadece prosedürdedir, kağıt üzerindedir. Asıl hakim olan güç merkezi idaredir. Merkezi idareden iç işlerinde dahi birçok noktada kanun çıkartamazlar bunlar. Bunlar lafta kalan şeylerdir. O yüzden İslam devleti merkezi idaredir. Bir yere atarsın valileri, o da merkezi idareye bağlıdır. Ama yerinden yönetim yapar o. Yerinden yönetimle merkezi idareyi karıştırmamak lazım. Anlatabildim mi? Yerel şartlara riayet ediyor, merkezin de çıkarını koruyor. Koruyor, aynen. İdareyle yönetim de az bir nüans farkıyla farklı şeyler oradaydı ama aynı kapıya çıktı. Ki bu biraz da gelenekten, o bölgedeki kültürden de etkilenerek bir merkeze uygun bir idare şekli. İdare şeklini merkezi devlet icra ettirmek zorunda olur. Yani merkezde olan hükümleri doğrudan doğruya federal devletlere uyguladığı zaman kim bile ne problemler çıkacak. O yüzden ona göre şartlarını oluşturuyor. Bir de madde 22'sine bakalım. Madde 22'de diyor ki, hakimiyet şeriatındır, halkın değildir, otorite ümmettir. Cümleyi görüyor musunuz arkadaşlar? Ümmet halk değil mi peki? Hakimiyet şeriatındır, halkın değildir, otorite ümmettir. Hakimiyet halkın olmuş oluyor, neredeyse? Şimdi, hakim olmayan halk, nasıl hakimiyet halkın değildir diyor, nasıl otorite olacak? Fazla konuşmaya gerek var mı bilemiyorum, izah bile gerek yok bunlar. Yani bu tür, kurduğu cümlenin nereye gittiğini bilmeyen adamlar İslam Devleti Anayasası'nı oluşturuyor. Binlerce insan da bunun peşinden gidiyor ki şükürler olsun ki Türkiye'de bu marjinal bir gruptur. Böyle kitleler falan peşinden gitmiyor. Çok marjinal bir gruptur. Anlatabildim mi? HT ve hilafete gelelim. Başta belirtmiştik. HT olmasa hilafet diye bir kavramın varlığından dahi kimsenin haberi olmayacaktı 1924 yılından sonra. Amman'da resmi sözcüye göre hatta. Amman'da resmi sözcü şöyle diyor çünkü. İslami hükümet, hilafet arayışı Mısır'da, Suriye'de, Türkiye'de, Pakistan'da, Cezayir'de vesaire yaygın durumda bulunmaktadır. Hizbut Tahrir faaliyet hayatına başlamadan önce hilafet meselesinin sözü bile edilmiyordu. Cinayet görüyor musunuz arkadaşlar? Oysa birçok örnek var. Sadece Mustafa Sabri Efendi'nin çalışmaları bile yeter yani. Yıkmaya. Bu öyle bir iddia. Vay haline yani. Ümmet, eğer Hizbut Tahrir olmasaydı ümmetin vay halineydi. Hilafet unutulup gidilecekti. Birçok meselede böyle şuursuz şeyler yaparlar. Mesela İslam Hilafet Nizamı'nın Şeria Esasları adlı eserde şöyle deniyor. Tamam mı? Bunlarla kalmıyorlar. Ebu Bekir'in Ömer'i işaret etmesi ve Ömer'in 6 kişiyi işaret etmesi yerlerine halife tayin etmeleri değil, aksine onlara aday gösterip adayların sayısının sınırlandırılmasıdır. Cümleye tekrar dikkatinizi çekerim. Kardeşim, Hazreti Ömer'in 6 tane aday göstermesi adayların sayısını sınırlandırmaktır da, Hazreti Ebubekir'in sadece Hazreti Ömer'e aday göstermesi adayların sayısının sınırlandırılması değildir. Çünkü ortada adaylar yok, aday vardır. Kurduğun cümleye dikkat edeceksin. Sürçülisan her insana mahsus. Sen bir kitap yazıyorsun ve ümmete takdim ediyorsun. Bunu defaten tenkit süzgecinden geçireceksin. Bu tür basit mevzularda bile doğru cümle kurmaktan mahrum olan insanlar İslam Anayasası diye kitap çıktılar kaleme alıyor. Ümmet o yüzden bu durumda. Şimdi bunun gibi birçok şeyler var. Mesela İslam Sorulallah Hilafet ve Halife adlı eserin Türkiye'deki yazarıdır zannedersem Ercan Tekinbaş şöyle diyor. İslam devleti siyasi ve beşeri bir devlettir. O ilahi ve teokratik bir devlet değildir. Onun içinde kutsallık yoktur falan filan. Bir başkası da buna ilahi yazmış, teokratiği parantez için almış, ilahi ve teokratik devlet değildir diyor İslam devleti. Şimdi tabirlere iyi bakmak lazım. Anlamını bile bilmiyorlar. Anlamını dahi bilmiyorlar. Şimdi teokrasiye lügattan baktığımız zaman kısaca teokrasi kendini ilah sayan ve ilahların temsilcileri olarak görenlerin idaresi olarak tarif ediyor. Ruhban sınıfının idaresi. Firavunlar kendilerini teokratik idari sahibi olarak görürler. Klerikalizm diye bir tabir de vardır. Bunlar da bizzat ruhban sınıftır. Tanrı'nın yeryüzündeki kanunlarını icra eden ruhban sınıftır. Burada
teokrasi nizamında bazen kendilerini ilah etmeyenler, iddia etmeyenler de olabilir. Klerikalizm de bizzat ilah edenlerdir. Kendilerine Rab ittihaz ederler çünkü bunlar. Ağızlarından çıkan her şey mutlaktır. Bir Rabbim, tamam mı? Onlar Rab'tir, ağızlarından çıkan her neyse Rabb'e itaat edilir, kesinlikle itiraz edilmez. Bu Vatikan'ın papasında da görülür. Vatikan'da papa yanılmaz ve yanıltmaz. Onun ağzından çıkan her Şia'da da imam. Her söz mutlaktır, doğruluğu tartışılmaz. Şimdi teokrasi, demokrasi, İslam devleti yok, ilahi teokratik bir devlet değil, beşeri bir devletmiş. Kardeşim böyle bir hasletsizlik olamaz, böyle bir kelime öksüzlüğü olamaz. Batı'daki tercüme, kurulan cümleler bir tarafa, kelimeler bize tercüme edilemez. Mesela İslam alimleri şöyle söyler. İlahi ferman böyledir derler, değil mi? Yani. Ama teokratik ferman böyle değildir, böyledir demezler. Bir cümle yoktur tarihimizde. Dersek mizah malzemesi. Mizah malzemesi oluruz. Şimdi İslam nizamı ilahi bir nizamdır. Ama teokratik bir nizam değildir. Allah'ın insanlara peygamber vasıtasıyla, vesilesiyle vaaz ettiği bir İslam nizamidir. Bu manayla İslam nizamı ilahi bir nizamdır. Teokrasiyi ilahiyle karıştırma. Anlatabildim mi? Çünkü İslam'da ilahlar yok, sadece ilah vardır. O da Rabbül Alemin'dir. Kullandığı kelimeleri dahi bilmiyorlar. Şimdi bunlar birçok bunun gibi yanlışları mevzubahis. Hilafet devletinin nasıl kurulacağına dair bir sürü kafa patlatırlar. Tamam mı? Bunlar hilafet devleti kurmayı işte bir parti kurmaktan geçtiğini falan söylerler. Ve bunun farz-ı kifaye olduğunu iddia ederler ümmetin. Hilafet devletine giden bir yolda parti kurması gerektiğini, farz-ı kifaye olduğunu iddia ederler. Niçin bir İslam ordusu şudur budur değil, onlar da ayrı. Batılı bir kurumu, kuruluşu, kavramı İslam'ın farz-ı kifayesi olarak görebiliyorlar. Görebiliyorlar. Şunu da ifade edelim hocam, hani tevil metodu maşallah orada bir ünlem koyalım. İddia eden birçok insanlar da var ya, bizim Hizip'ten, çünkü Hizbut Tahrir diye ifade ediyoruz. Hizip'ten, partiden kasıttığımız Hizbullah diyebilirler. Değil mi? Bunu da gayet makuldür. Herkesin yani tercih. Allah'ın taraftarı. Aynen. Allah'ın partisi. Olanlar. Tamam mı? Evet. Bu şekilde izah edebilirler. HT özellikle nice bozuk fırkalara göre Hurafe-i Raşid'in Ömer bin Abdülaziz Hazretleri. Şimdiye kadar İslam dünyasında halife ünvanına yad edilenlerin hiçbirisi gerçekten Nebevi hilafetle yönetilmediği, Nebevi halife olmadı, seküler saltanat olduğunu ifade etmiştik. Şimdi örgütün lideri Nepani ne diyor? Ona gelelim. Çünkü örgütün fikrinin asıl doneleri liderin ağzından devşirilen sözlerle. Peki karşılığı lider yani. Liderdir. Evet. Ve onun fikir kadrosudur. Nepani aynen şöyle diyor. Emevilerin gasıplığı ve Abbasi ve Fatimilerin güç kullanması gibi şeyler İslam'ın metottan sapmanın ta kendisidir. Hatta devamında şöyle söylüyor. İslam alemini birleştiren ve Avrupa'da muhteşem zaferler kazanan Osmanlı Devleti'nin bu başarısı sahih bir İslam anlayışına göre değil, anlayışından değil, askeri güce dayanmaktadır. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu yıkılıp ardından Hilafet Mustafa Kemal tarafından iga edildiği zaman Müslümanlar buna pek tepki göstermemişlerdir. Hakikat bu mu arkadaşlar? Kesinlikle öyle değil. Nepani'ye çok ağır konuşacağım şimdi. İngiliz dili. Çok ağır konuşacağım şimdi. Ercüment Özkan da aynı şeyi söyler. Emevi, Abbas, Osmanlı gibi devletler sahip bir İslam anlayışına sahip değillerdir. Hatta Ercüment Özkan şunu iddia eder, Türkler Abbasilerden bozuk bir İslam'ı devraldılar. Bu bozuk İslam'la cihana hakim oldular. Hakiki İslam, Kur'an İslam'ına tabi olsalardı acaba neler yaparlardı? Türk milleti Abbasilerden bu tarafa Kur'an İslam'ı ile ilk defa tanışıyor derler, der. Bunun gibi ifadeler bunlar da çok fazladır. Şimdi şuna gelelim arkadaşlar. Öyle veya böyle rejimi seversin veya sevmezsin, şu grubu seversin veya sevmezsin. Bizim tarihimiz bizzat şunu söylüyor. Hilafet ilga edildiğinde sadece bu ülke topraklarında 70'e yakın şeriat ayaklanmaları olduğunu bizzat
Cumhuriyet'in tarihçileri söylüyor. Bize gerek yok. Şeriat iddia edenlere hiç gerek yok zaten. Ve Türkiye sınırları dışına çıkan milyonlarca aile var. Bugün işte Şam'da yaşayan, Kastamonu'dan, Samsun'dan, Ankara'dan göç eden yüzlerce aile varmış yani. Aynen. O şeriat aynen. Şunları da ifade edersek daha muhkem olacak. Osmanlı zaten Birinci Cihan Harbi'nden çıkmıştı. Savaşın son karelerine bakın, 16 yaşındaki çocuk da askere gidiyordu. Hatta 14 yaşına kadar indi zannedersin. Türküsü bile var 15'li. Aynen askerlik. Şimdi insan kalmamış ülkede Osmanlı evladını İslam ümmeti için, İslam toprakları için evlatlarını kandırmaklar gibi akıtmış. Nepali gibi 3 tane İsrail'in karşısında direnemeyip Suriye'ye kaçmamış bu ülkenin evlatları. Ve bu Osmanlı İslam Devleti olmuyor. Bu Osmanlı İslam Devleti olmuyor. 3 tane İsrail'in önünden Suriye'ye kaçan Nepani'nin tarif ettiği İslam Devleti olacak. Nepani, sen kanının rengine bak. Osmanlı değil, kendi toprakları için, bizzat ümmetin toprakları için, senin yaşadığın topraklar için bile ümmetin Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla binlerce evladının kanının kanını ırmaklar gibi akıttı orada. Vatan İslam vatanı olsun diye. Senin gibi 3 tane İsrail'in önünden kaçmadı. Söylediğin şeyin nereye gittiğini iyi bilir. Eyvallah yani. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bunların hilafet devleti muhayyilelerine gelen, bunlar bir muhayyiledir. Ondan sonra iki mevzu daha anlatıp mevzumuzu noktalamaya çalışacağız. Muhayyilelerini şu şekilde mizahı pek beceremem. Mizahı becerenler için takdim etmek istiyorum bunu. Şimdi Ercan Karataş, adı geçen eserinde hilafet devletinin kurulması, başkentin sınırlarının belirmesi, hatta batıyla savaştan falan filan bahseder. İstersen oradan okuyayım yanlış bir şey sarf etmemek için. Şöyle der. Yemen, Yemen hilafet devletinin merkezi olmaya elverişli midir? Cevap. Yemen Darül Hicre olacaktır. Yani dünyanın her tarafından milyonlarca Müslümanın hicret edeceği bir belde olacaktır ki Yemen hepsini barındırmaya elverişlidir. Projeler büyük ya arkadaşım. İşte Sudan olacaktır. Ona göre de bir şeyler söyler. Neticede Yemen ve Sudan'ın İslam Devleti'nin merkezi olmayacağına kanaat getirdikten sonra Cezayir'in İslam Devleti'nin merkezi olmaya elverişli midir diye soru sorar. Evet der. İşte Cezayir insanlarıyla, şunuyla, bunuyla Batı yakasına yakın olmasıyla İslam Devleti'nin başkenti olmaya hazırdır falan filan dedikten sonra Cezayir'in Tunus, Fas ve Moritanya güçleriyle birlikte beslenip merkezin, başkentin biraz daha işlere alınmasını önerir. Çünkü bu zata göre Cezayir batılı devletlerin filoları tarafından işgal edilebilir. O yüzden başkentin biraz daha gerilere alınmasını gerektiğini falan söyledikten sonra, tamam mı? Ensar olmaya elverişli olduğunu söyledikten sonra Cezayir'in şimdi de der büyümekte olan hilafet devletine karşı muhtemel bir Amerika'ya batılı saldırısı konusuna değinmek istiyorum. Devlet kuruldu, Cezayir, Moritanya falan filan, Amerika'ya batılılar saldırdı, buna dair çözümler üretiyor. Sen hükümetini inşa et de gel. İktisatla ilgili, geçimle ilgili bir projeleri var mı? Yemen hububat mahsulüne elverişli noktalar. Çok hububat yetişiyor. Denizde balıklar çıkıyor. Bir hayvanlar çıkıyor. Açlık var Yemen'in. Aynen. Orada ezberlemiş. Onları görüşüyor. Şimdi hocam bak dikkat edin. Hilafet devletine karşı muhtemel bir Amerika veya batılı saldırı konusuna değinmek istiyor. Oralar açmış, çözmüş, yani. Bitmiş. Tamam. Problem değil. Yani. Siz ne soruyorsunuz ya? Biraz aklınızı başınıza devşirin. Aynen. Yani bunlar komik şeylerdir arkadaşlar. Hani bunda bize kaba tabirle derler ya, olmayan çocuğa donmuşmek diye. Tamam mı? Hani bunu Şehit Cihar Dudayev dediği zaman başımızın üstünde yeri vardır değil mi? Devlet kurmuş. İmkanlarını pratiğe dökmüş. Bu projeleri yahut da köklü bir devlet geleneği olan bir mütefekkir söylese başımızın üstünde yeri vardı. İşte gördük, Emevilerden Osmanlılara karşı nebevi hilafet kabul etmiyor bunlar. 1400 yıllık bir boşluğun... Bir pratik var, nasılıyla, niçiniyle. Yani, bunu reddedince kimin işine yarar mı? Kimin işine yarar? Batılıların işine yarar, bizzat. Şimdi
Bunlar Irak saldırısı konusunda da bir sürü şeyler söylüyor. Saddam'a falan da bayağı saldırıyor. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Bunlar çok acı şeyler. Çünkü bunlar Saddam'a saldırırken Türkiye'deki muhipleri, İngiltere emirlikleri de Saddam'ı bizzat halife olarak ilan etmek için İngiliz sefaretine koşuyorlar. Oraya gelelim. Türkiye, HT'nin İngiltere emirliğine gelelim. O yüzden. Şimdi HT İngiltere emirliği Türkiye'deki Ercan gibi Saddam düşmanı falan değildir. Sürat Taci'nin eserinden şu şekilde izah edecek olursak, Körfez Savaşı'nın kızıştığı sıralarda Londra Merkez Camii'nde bulunan dini liderler Müslümanları ihtilalli olmaya davet ederken, savaşın şiddetini İngiltere'ye taşımamaya çağırırken parti üyeleri yani HT üyeleri cami dışında toplanarak müminleri cihadında Saddam Hüseyin'e katılmaya ikna etmeye çalışıyorlardı diyor. Bazı aktivistler hızını alamayıp Irak işçiliğine gelip Saddam'ın bizzat halife olarak tayin edilmesini bile talep etmek için gösteri yaptılar orada. Şimdi Ercan Saddam Hüseyin ve ordusunun lanetler ve tağuti rejim olarak telakki ederken İngiltere emirliği Saddam'ı halife olarak tayin etmek istiyor. Burada bir çelişki var. Hani Hizbut Tahrir'in başında ne olursa olsun emirimin sözüne itaat edeceğimi Allah adına yemin ediyorum diyorlar ya. Şimdi bu bir çelişki. Türkiye'deki Ercan Saddam tağuti diyor. İngiltere emirliği ise Saddam'ı halife olarak neredeyse atayacak. Bunların herhangi birisi lidere itaat etmiyor. Dolayısıyla yaptığı işler caiz değil. Kusura bakmasınlar ya. 37 yaşındaki Muhammed Parti'nin İngiltere şubesinin emiridir diyor yazar. Bu emire göre major resmi bir meşru bir hedeftir diyor. Bu emir majoru öldürecek biri varsa bundan sevinirim diye beyanat veriyor İngiltere emiri. Bundan dolayı da diyor gayet memnun olurum. Bu görevi yapacak insanlar için de dua ederim diyor. Ve majoru öldürme talimatından memnun olacağını söyleyen insan bu Muhammed içeri alınıyor. 48 saat sonra da dışarı salını veriyor. Bu da büyük bir çelişki. Ben buna hiç mevzu etmeyeceğim. Şu mevzu. Hani başta diyorlar diye silah kullanmayacağız. Darülislam'da majöre hedef göstermek ne oluyor? Sen ilkelerini bizzat sen iş yıpratıyorsun, başkalaştırıyorsun. İlkelerin değiştiyse onu söyle. Anayasanı yeniden yaz. Lütfen yani. Anlatabildim mi? İnsanların, kendine bağlı olan insanların kafasını karıştırma. Ve İngiltere diyor, şayet İslam bir hayat tarzı olarak kabul ederse Mekke bile müşrik, küfür diyarı olarak kalmaya devam edebilir diyor. Haşa ve kelime. Çok ağır sözler söylüyor. Peygamber Efendimiz hani Mekke, Kabe'nin vardır, Allah'ın evi vardır. Orada Peygamber Efendimiz'in naaşı vardır. Binlerce, yüz binlerce Müslümanın naaşı vardır. Müslümanlar da her yıl oraya gider, haçlarını, umrelerini yaparlar. Rejim ne kadar da, anlatabildim mi? HT'ye göre veya başka İslami gruplara göre İslam ile yönetilmiyorsa ki şeriatla yönetildiğini iddia ediyorlar. Bize göre de hakiki bir şeriatla yönetilmiyorlar. Bütün bunlara rağmen Mekke küfür diyarı değildir. Kusura bakmayın. Yani. İşgal edilmiş vatan vardır. Orada Müslümanlar görevlerini ifa ediyorlardır. Bunları ayırmak lazım. Böyle küfür, tağut, şirk edebiyatında mangalda kül bırakmamak, kavramları birbirine karıştırmamak gerekir. Bir ilim faaliyetinde bulunmak için ilk önce lügat ilmini bilmek zorundadır diyen doğru söylemiş değil mi? Kumandan mezarlığında diyor ya, bir toplumun hafızası lügatında gizlidir. Bir toplumun hafızası lügatında gizlidir. Medeniyetler lügatta gizlidir. Lügatı bilmiyorsan fikir adamlığına falan filan soyunmayacaksın. HT'nin İngiltere Emirliği, şunlar bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Ben bunları kısa geçtim. Devam edeyim. Bir de şimdi çok kısa olarak da HT'nin Türkiye ayağına gelecek olursak şu. Başta da belirttiğimiz gibi Türkiye'de ilk defa Hizbut Tahrir örgütünün Türkiye emiri olmaktan yahut da o iddiayla tutuklanan Ercüment Özkan'dır. Ercüment Özkan'ın ifadesine göre Süleyman Arslantaş bunun çok yakın bir arkadaşıdır. Şöyle der Ercüment Özkan, Allah selamet versin, Süleyman Arslantaş'ta 20 yıl öncesine dayanan bir tanışıklığın 20 yıl boyunca çok muntazam
disiplinli bir beraberliğin bugüne kadar getirdiği insanlardan ikisiyizdir. 20 yıl az bir zaman değil. Daha sonra ne olduysa olmuştur. Bu ikinin arası bozulmuştur. Tamam mı? Birbirlerine köpürmüşlerdir. Bu çok muntazam ve disiplinli beraberlik husumete dönüşmüştür. Şimdi Ercüment Özkan'a göre Hilafet Kongresi'nin İngiltere'de yapılıyor olmasından dolayı Süleyman Arslantaş HT'yi İngilizler adına çalışmakla suçlamıştır. Bu Ercüment Özkan'a göre HT'yi dolayı tekfir etmektir, yanlıştır. 20 yıllık beraberliğin neticesi, dikkat edin bak. Şimdi birilerini suçlamak için argümana ihtiyacın lazım, olması gerekir. Şimdi şahsen ben bulunduğum yerden Hizbut Tahrir ne olursa olsun bu diyalogların neticesinde işte İngilizlerin ajanı olarak kusura bakma İngilizler adına çalışıyor diye suçlayamam. Bak kim suçluyor? Gösteriyorum. Süleyman Arslantaş. Hizbut Tahrir'in Türkiye emiriyle birlikte olduğu, 20 yıl birlikte olduğu bir insan. Kim suçluyor? Dahili kaynaklar. Nepani'ye Amerikan sefaretinden 150 bin dolar aktarıldı falan filan. Şimdi bu argümanlar olması lazım. Bütün bunlara rağmen yine bir yerde durmak zorundasın. Anlatabildim mi? Haddi aşmamak zorundasın. İsterse senin düşmanın olsun. Argüman lazım. Şimdi burada Ercüment Özkan haklı mıdır, haksız mıdır? Bunları bir tarafa bırakmamız lazım. Bitiyor mu? Ha? Bırakmamız lazım. Şimdi bunlardan bir tanesi de, bunu da çok kısa geçmek zorundayız. HT mensuplarından bir tanesi Yılmaz Çelik'tir. 2005 yılında Fatih Camii'nde İslam Devleti kuracağız, şudur budur diye bağırmış, 3 gün sonra ortadan yok olmuş. Anlatabildim mi? Tutuklandığı zaman senin üzerinde kim var sorusuna benim üzerimde Allah var demiştir. Haşa ve kella. Kardeşim bizim bu Tahrir'in bir yemini vardı değil mi? Liderime itaat edeceğime. Yani yanlış yapmayalım. Bitecek herhalde. Arkadaşlar Hizbut Tahrir'in bu hataları şunları bunları anlatmak da bitmez. Kısaca özetleyecek olursak bunlar bir numaralı hadis düşmanıdır. Birçok hadis-i şerifleri inkar eder. Sahabe düşmanlıkları had safhasındadır. Tasavvuf ekollerinin tamamını kabul etmez. Ercüment Özkan tasavvufun İslam'da bir milimetre kare dahi yeri yoktur der. Mezheplerin dört mezhebinin vacibiyetini, hududunu inkar ederler. Ve daha neler neler. Kısaca bunlar Kur'an İslam iddiasıyla yola çıkar. Birçok iddiaların sahibidirler. Birçok tekfircilik hadiseleri de bunların cemaatlerinden zuhur etmiştir. Bunlara karşı ölçülü ve tedbirli olmak lazım. Nasıl ki bugün İran'dan Sudan'a, Tacikistan'dan IŞİD'e mail vermeyeceksek, onların o söylemlerine aldanmayacaksak, Hizbut Tahrir'de kanaatime ve araştırmama göre böyle bir örgüttür, hilafet şudur budur demelerine Müslümanlar aldanmasın, yoluna baksınlar. Yani Emevilerden Osmanlılara kadar olan devletler Nebevi'de hilafetle yönetilmediğini iddia eden köksüz, öksüz bir, tamam mı? Şimdiye kadar bir konak idare edemeyen insanlara aldanıp da heba etmesinler ki zannedersem İngiltere bunlara mıydı, başkasına mıydı? İngiltere'de bir mahalleyi verdi de siz burada şeriatta idare olun dedi. Bunlara mı, başkasına mı bilemiyorum, araştırmadım, talim yaptırıyorlar. Böyle ucuz şeyler değildir. Hilafet falan böyle ucuz şeyler değildir. O yüzden büyükler demiş ki büyük dokma ya ama büyük konuşma. Çapın neyse ona göre konuşacağız. Hilafet mevzu Hizbut Tahrir'in ağzına göre değil, kusura bakmasın. Bir konak idare edilmemiş. Saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim.